Meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli misafirler, Bursa Büyürse Türkiye Büyür vizyonuyla çalışmalarını sürdüren odamızın 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerden örnekleri sunuyoruz. Bu yıl 48.sini düzenlediğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ihracat, sektör liderleri, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kategorilerinde toplam 39 ödül sahiplerini buldu. Türkiye'de ilk organize sanayi bölgesini hayata geçirme vizyonuna sahip olan Bursa, odamız liderliğinde teknoloji odaklı ilk organize sanayi bölgesini de hayata geçirmenin gururunu yaşadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından üretimin resmen başladığı Teknosap, yerli, yenilikçi ve yeşil üretim modeliyle ekonomideki dönüşümün de sürükleyici gücü rolünü üstleniyor. KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen odamız, Bursa'nın merkezi yerlerindeki plansız sanayi alanlarında faaliyet gösteren KOBİ'lerin daha yeni ve modern alanlara taşınması için çalışmalarını sürdürüyor. KOBİ OSB projesinde talep güncelleme ve başvuru süreci tamamlanırken, BTSO KOBİ Konseyi, sanayinin dönüşümüne imkan sağlayacak projeye ilişkin kentin tüm paydaşlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinin en önemli mimari eserleri arasında yer alan Kirazlı Yayla Sanatoryumu, Bursa Business School projesiyle yeniden hayat buldu. İş dünyasının geleceğin iş ortamında başarılı olmalarını sağlayacak eğitim ve gelişim programları düzenleyen Bursa Business School Uzay Kaşifleri Derneği'nin GUHEM işbirliğinde gerçekleştirdiği 34. Gezegen Kongresi'ne ev sahipliği yaparak uluslararası nitelikte dev bir organizasyonla kapılarını açtı. Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, yıl boyunca yaptığı çalışmalarla geleceğin uzay yolcularına ilham olmayı sürdürdü. Bu yıl 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırlayan merkez, ayrıca Planetary Congress kapsamında 70'i aşkın astronot ve kozmonotu Bursalılarla buluşturdu. İş dünyamızın küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz URGE, HİSER ve kümelenme projeleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonlarıyla kent ihracatına ivme kazandırıyoruz. Küresel Fuar Acentesi ile üyelerimizi sektörlerinde dünyanın en önemli fuarlarıyla buluşturmayı sürdürüyoruz. Yurt dışı fuar ve milli katılım düzenleme yetkisine de sahip olan KFA Fuarcılık, alanında dünyanın en önemli buluşması olan Hometex Ev Tekstili Fuarı'nın yanı sıra Bursa Textile Show ve Junior Show gibi nitelikli fuar organizasyonlarını da başarıyla gerçekleştiriyor. Kentimizin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan nitelikli fuar organizasyonlarımızla Bursa'nın üretim ve ihracat merkezi konumunu güçlendiriyoruz. Düzenlediğimiz ortak akıl ve üst düzey istişare toplantılarımızda bakanlarımızı ve bakan yardımcılarımızı ağırladık. Toplantılarda üyelerimiz görüş ve çözüm önerilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduk. Odamız öncülüğünde yeni bir vizyon kazanan Butekom, tekstil, teknik tekstil, kompozit, plastik, otomotiv, raylı sistemler, savunma ve havacılık sektörlerine test, analiz ve muayene hizmeti sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar yüzlerce eğitim programından 40 bini aşkın kişinin faydalandığı Bootcamp'de meslek edindirme, meslek geliştirme ve modüler eğitim programlarıyla iş dünyamızın nitelikli iş gücü ihtiyacına destek olmaya devam ediyoruz. Eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi ile iş dünyamızı değişen çalışma hayatı koşullarına hazırlıyoruz. Proje kapsamında 2023 yılında düzenlediğimiz 40'a yakın eğitim programından 4500'e aşkın kişi faydalandı. Türkiye'nin en kapsamlı eğitim mutfağı olan BTSO Mutfak Akademi bünyesinde BEPKA destekleriyle oluşturulan servis, auditorium ve barista eğitim alanları ile sıcak ve hamur işi eğitim mutfakları hizmete girdi. Gıda, hizmet ve turizm sektöründeki nitelikli, profesyonel ve eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 11 farklı branşta eğitimler düzenleyen Mutfak Akademi, ayrıca Gıda ve Turizm İşletmeciliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin 50'den fazla ilinde hizmet veren BTSO MESYEP ile 100 bini aşkın çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdik.
Ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek asansör güvenlik ekipmanları test ve geliştirme merkezinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımıyla gerçekleştirdik. İstihdam seferberliği kapsamında Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde Bursa'nın 5 ayrı noktasında oluşturduğumuz istihdam merkezleri ile işçi ve işveren arasında köprü olmaya devam ettik. BTSO istihdam merkezleri kurulduğu günden bu yana binlerce kişinin istihdama kazandırılmasına öncülük etti. Sektör konseylerimiz ve meslek komitelerimiz çalışmalarına yıl boyunca ara vermeden devam etti. Sektör konseylerimiz strateji arama çalıştayı programlarını iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School'da sürdürürken, meslek komitelerimiz ise son bir yılda 903 toplantı, 184 kurum ziyareti, 32 yurt içi fuar ziyareti gerçekleştirdi. BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, sanayicilerin enerji maliyet yükünü hafifletmek ve enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalı enerji yöneticisi yetiştirme yetkisi alan merkez, bu alanda eğitim programları düzenlemeye başladı. Bursa Model Fabrika'da KOBİ'lerin yalın üretim ve dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik eden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi ile işbirliklerimizi sürdürürken, akademisyenlerin de yer aldığı sektör konseylerimiz ile üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişimine destek olma hedefiyle çalışıyor. BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ve İstanbul Tahkim Derneği işbirliğinde modern uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tahkim panelini Oda Hizmet binamızda gerçekleştirdik. BTSO Lojistik AŞ, firmaların lojistik maliyetlerini azaltmak ve hava kargo operasyonlarını etkin ve verimli şekilde yürütmelerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Lojistik AŞ, Yenişehir Havalimanı'nda ithalat ve ihracat işlemlerinin yanı sıra geçici depolama hizmetiyle iş dünyasına katkı sağlıyor. Tarihi Çarşı ve Handar bölgesindeki üyelerimizin iş hacminin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4000'e yakın iş yerinin faaliyette olduğu bölgede dijital dönüşüm odaklı projelerimizi hayata geçirirken, yeni nesil tanıtım ve pazarlama stratejileri kapsamında çarşımızın cazibe merkezi kimliğini güçlendiriyoruz. Bursa'da üretilen ve kentle özdeşleşmiş ürünleri korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten odamız bugüne kadar 7 ayrı ürünün coğrafi işaret tescilini aldı. Bursa ekonomisine ilişkin en kapsamlı saha araştırması olan Bursa 250 Büyük Firma 2022 araştırmamızın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştık. Yeni dönemde odamız koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren TOB Bursa Genç Girişimciler Kurulumuz, Bursa'da genç girişimci potansiyelini güçlendirecek çalışmalarına meclis üyemiz Emre Yıldız'ın başkanlığında start verdi. Bursa'nın ekonomik gelişimi için gerçekleştirdiğimiz projelerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarımızı da sürdürdük. 6 Şubat depremleri sonrasında Hatay'ın Antakya ilçe merkezinde 4000'e yakın afetzedeyi ağırlayan geçici yaşam alanını hayata geçirirken, iş dünyamızın destekleriyle bölgeye 1000'e yakın yardım tırı ulaştırdık. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında iş dünyamızın destekleriyle 10.000 adet fidanı toprakla buluşturduk. Odamız çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bursa Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecindeki uyum çalışmalarına yerel katkı sağlanması ve AB konusundaki bilgi ihtiyacının yerel düzeyde karşılanması hedefiyle çalışmalarına devam etti. BTSO Biz projemiz kapsamında yaklaşık 70 marka ile üyelerimize özel ayrıcalıklar ve indirimler sunmaya devam ettik. Üyelerinden aldığı güç ve artan bir kararlılıkla Türkiye'ye örnek projelerin merkezi haline gelen odamızın 2023 yılında gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekleri sunduk. Teşekkür ederiz.